Kıymetli idarecilerim, değerli öğretmenlerim, velilerimiz ve katılımcılarımız, hepiniz hoş geldiniz. Bugün gençlik ile bilinçli ebeveyn seminerlerinin dördüncüsü olan internet ve teknoloji bağımlılığında yeniden ebeveynlik seminerimizi gerçekleştireceğiz inşallah. Bu seminerimize Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim görevlisi, doçent doktor Süleyman Barbaros Yalçın hocamız gerçekleştirecek inşallah. Konuşmalarımıza geçmeden önce yönetim kurulu başkanımız Muharrem Turşucu Bey'e söz hakkı vermek istiyorum. Muharrem hocam. Teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum cümleten. Barbaros Hocam, hoş geldiniz, sefa geldiniz. Hoş bulduk. Nurettin Bey, epeydir bu pandemiden dolayı yüz yüze gelemedik ama bu vesileyle en azından birbirimizin sesini duymuş, görüntüsünü almış İnşallah. olduk. Allah sağlık, sıhhat Öğretmenlerimiz, versin. yöneticilerimiz sizi özledi. İnşallah velilerimiz de dinleyecek. Yusuf İnşallah. Bey, siz de hoş geldiniz. Epeydir görüşemiyoruz. İyisiniz değil mi inşallah? Evet, kıymetli velilerimiz, değerli arkadaşlarım, inşallah Barbaros Bey bugün güncel bir veliliği anlatacak bize. Ben fazla söz uzatmak istemiyorum. Hayırlı toplantılar diliyorum, hayırlı çalışmalar diliyorum. Hayırlı akşamlar inşallah şimdiden. Buyurun. Konuşmalarınız için teşekkür ederiz hocam. Barbaros hocamıza söz hakkı vermeden önce ben kısaca bir özgeçmişinden bahsetmek istiyorum. Doçent Doktor Süleyman Barbaros Yalçın hocamız 1970 yılında Kütahya'ya bağlı Tavşanlı ilçesinde dünyaya gelmiştir. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini İskenderun'da tamamladıktan sonra Gazi Üniversitesi'nde lisansının ardından Selçuk Üniversitesi'nde rehberlik ve psikolojik danışmanlık programında yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlamıştır. 1993 yılında Milli Eğitim'de öğretmenlik görevine başlamıştır. 98 yılında Selçuk Üniversitesi Sağlık ve Kültür Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde psikolojik danışmanlık servisinde uzman psikolojik danışman olarak görev yapmıştır. Bu görevi 2012 yılına kadar devam ettirmiştir. 2012 yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ana bilim dalında öğretim üyesi olarak göreve başlamıştır ve halen öğretim üyesi olarak görevi devam etmektedir. Necmettin Erbakan Üniversitesi Aile ve Gençlik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde 2014 yılında kurucu müdürü olarak idari hayatına başlamış olup halen bu idari görevi devam ettirmektedir. Barbaros Hocam, sizden böyle özgeçmişinizden bahsederken bize de katkılarınızın çok olduğunu belirtmeden geçemeyeceğim. Üniversite hayatımızda Barbaros Hocam bize öğretmenliğimizi, hocalığımızı yaptı ve katkıları çok büyük. Ben teşekkür edip sözü size bırakmak istiyorum hocam. Evet, ben öncelikle bütün velilerimizi, bütün katılımcılarımızı saygıyla selamlıyorum. Bu ortamı sağladığı için de önce kurumumuzun bütün yöneticilerine ve koşuşturma içerisinde bulunan bütün öğretmen arkadaşlarımıza ve hem kendi öğrencim de olan Asena hocama çok teşekkür ederim. Artık meslektaşız yani. Öğretmenlik, öğrencilik biraz geride kaldı. Doğru. Evet, başarılı bir meslektaşım. Onun için çalışmalarına ben de Asena hocama da çok teşekkür ederim. Çok Bütün teşekkürler hocam. hocalarımıza, Tuğba Hanım'a, evet, Yusuf hocalarımıza. Evet, sevgili veliler, bugün bağımlılık üzerine konuşalım istedik. İnternet teknoloji bağımlılığı meselesi son günlerde biraz daha velilerimizin galiba kafalarını çok karıştırıyor. Bu kafa karışıklığıyla ilgili olarak da ben biraz daha karıştırayım kafalarınızı dedim. Onun için bu konuyu seçtik. Dediğim gibi özellikle pandemi öncesi bu kadar internetle haşır neşir değil iken bağımlılık meselesi çok aklımıza belki gelmiyordu. Aslında son yıllarda yapılan çalışmalar internet bağımlılığını artık biz onu internet bağımlılığı demiyoruz. Çünkü artık günlük hayatımızın bir vazgeçilmezi, olmazsa olmazı haline geldi. Teknolojinin bu şekilde kullanılması. Hatta internet bağımlılığı ile ilgili bazen şu dikkatimizi çekti çalışmalar yaparken. İnternetin başında ne kadar vakit geçirdiği sorulduğu zaman insanların kafasında şu oluşuyor. İnternet nerede? Bilgisayarda. İnternet sadece bilgisayardan girilen, yani teknolojinin bu bilgisayar üzerinden aktarılan yanıymış gibi algılanıyor ama artık biz buna teknoloji kullanımı ekran bağımlılığı üzerinden konuşmak gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü elimizdeki telefon bizim bütün hayatımızı şu anda kontrol altına almış vaziyette. İnternete de oradan girdiğimiz için orada geçirilen süreyi internette geçirilen süre gibi algılamamaya başladık. Bu yüzden de internet bağımlılığı sadece internete girildiği zamanmış gibi geliyor ama
o elindeki telefonlarla zamanımızın büyük bir çoğunluğunda sosyal medyayı takip ederken, araştırmalarımızı yaparken, arkadaşlarımızla mesajlaşırken bile kullandığımız birçok program yine internet kullanımıyla alakalı. O yüzden artık internet bağımlılığı kavramı aşırı ve bilinçsiz internet kullanımı, teknoloji kullanımı olarak ifade ediyoruz. Artık o bir bağımlılık değil çünkü bağımlılık çok farklı. Şimdi biraz onun üzerinde konuşacağım. Bir de tabii sadece bugünkü ana konumuz internet ve teknoloji bağımlılığı ve bununla ilgili yeniden ebeveynlik dedik. Bağımlılığın üzerinden biraz konuşmak istiyorum. Bağımlılık nasıl oluşur? Ne olunca bağımlı oluyoruz biz? Özellikle çok bu internetten belki çok çok daha tehlikeli olan bir bağımlılık. Çünkü bizi diğer bağımlılıklara götüren şeyin internet bağımlılığı da götüren sürecin başında bağımlı olmak geliyor. Bu bağımlılık şu anda uyuşturucu yapan bir takım maddeler, onlara katkı sağlayan bir takım ortamlar. Bunlar hakkında da biraz konuşup oradan bağımlılıktan internet bağımlılığına geçeceğim. Evet, bağımlılık nedir dediğimiz zaman en yaygın olarak bağımlılığı herhangi bir maddenin tedavi amaçlı olmaksızın fizyolojik bir gereksinime yanıt vermeden giderek artan miktarda kullanılmasıdır olarak ifade ediyoruz. Yani biz herhangi bir madde de demeyelim isterseniz, herhangi bir şeyin. Çünkü hemen hemen her şeyin herhangi bir tedavi maksatlı olmaksızın bizim öncelikli olarak fizyolojik bir ihtiyacımızı gidermek için başlarken ardından duygu dünyamızdaki davranışlarımızla olan diğer ihtiyaçlarımızın da giderilmesi üzerine kullanım gittikçe artıyorsa bizim esasında bir psikolojik ya da fizyolojik bir ihtiyacımıza karşılık vermenin de ötesine gidecek boyutlara ulaşıyorsa ve sonrasında da bundan vazgeçemez bir duruma doğru dönüyorsak işte burada bağımlılıktan söz etmeye başlayacağız. Bakın 20. yüzyılın başlarında bir Alman araştırmacının yaptığı bir çalışma, daha doğrusu yapılan birçok biliyorsunuz fare deneylerinden falan bahsedilir ya birçok bilimsel çalışmalarda. Fare deneyiyle ilgili bir çalışma düzeni hazırlıyorlar. Bir kafes ortamının içerisine içebilmesi için iki tane suluk konuluyor. Bunlardan bir tanesine normal su, bir tanesine de içerisinde uyuşturucu olan eroin, kokain gibi uyuşturucu maddelerin olduğu suluk konuluyor ve fareler o kafesin içerisine bırakılıyor. Şimdi fare doğal olarak susuzluk ihtiyacı baş gösterince gidiyor o suluklardan içiyor. Bir tanesinden içiyor normal su, diğerinden içiyor içerisinde kokainli su. O kokainli su biraz daha farklı geliyor, kendini farklı hissediyor. Bir daha içiyor. Bir süre sonra fare bunu içmekten artık o aşırı doz yüklenmesinden dolayı ölüyor. 1970'lerde bir başka bilim insanı Boris Alexander, bu deneyi takip ederken, incelerken bir şey dikkatini çekiyor. Bu suluğun, kafes ortamının içerisinde konulan suluklarda su ve eroin var. Ya da işte diğer uyuşturucu maddeler var. Peki diyor, ben bu kafes ortamını biraz şenlendirsem, içerisinde biraz farklı şeyler koysam, farklı fareler koysam, başka başka fareler de olsa, içerisinde oyuncaklar olsa, fare cenneti adı verilen verdiği işte toplar, oyuncaklar falan birçok şeyin olduğu yere bu kurguyu kuruyor ve fareleri bırakıyor. Yine aynı uyuşturucunun olduğu su, normal su var ama başka oyuncaklar da var. Birinci deneyden farklı bir şey dikkatini çekiyor. Farelerin bulunduğu ortamın içerisine başka şeyler de girince, başka eğlendirici, dikkatini dağıtıcı, haz alacağı başka şeyler girince, burada parantez içerisinde söylüyorum, haz kelimesi, bunu tekrar konuşacağız. Haz almak çok önemli bir şey. Haz aldığı şeyler hayatımız içerisine girince fareler bir önceki deneydeki gibi sadece uyuşturucu olan suluğa çok fazla yoğunlaşıp içip ölmüyorlar. Buradaki deney, bu yeni ortamın içerisindeki farelerin büyük bir çoğunluğu o uyuşturucuyla ilgilenmiyor bile. Bir başka deney, tekrar buradan geriye döneceğim. Amerika
Vietnam'ın Vietnam çıkarması meselesi. Bu da çok önemli bir sosyal görüntü. Amerika askerlerinin %20'si, %90'ı, %20'si yüksek dozda eroin kullanıyorlar. Bu özellikle hani Vietnam sendromu falan olarak da ifade edilir, duymuşsunuzdur muhtemelen. İşte Amerikan askerleri kendi ülkelerinin dışında bir başka ülkede savaşa gidiyorlar. Birçoğu niye gittiğini bilmiyor. İşte savaşması için götürülüyorlar. Oradaki yaşanan ölümler, vahşet, hatta kendilerinin yaptığı şeyden kendileri bile icap duymaya başlıyorlar ve bunun altından kalkabilmek için düşünmemeye çalışmak, bu da becerilebilecek bir şey değil. Bu sefer uyuşturucu kullanım başlıyor ve müthiş derecede bir uyuşturucu kullanımı artıyor. Bu askerlerin savaş sonrası Amerika'ya tekrar döndükleri zaman toplumda yaratabileceği hezeyandan toplumsal anlamda büyük bir endişe duyuluyor. Fakat hiç de korkulduğu gibi olmuyor. Bu askerler Amerika'ya geri döndükleri zaman bunların büyük bir çoğunluğu uyuşturucuyu o Vietnam'daki kadar kullanmıyorlar. Daha az, gittikçe az, bir kısmı hatta hiç kullanmıyor. O sokaklarda yüz binlerce uyuşturucu içenin öleceği ya da başkalarına zarar vereceği düşünülürken böyle bir sonuç ortaya çıkmıyor. Bakın birinci deneyimizdeki farelerdeki sosyal hayatın oluşması ile ikinci sosyal deneydeki Amerikan askerlerinin Vietnam'dan sonra tekrar ülkelerine döndüğünde sosyal hayatın içerisinde girdiği, bakın aynı şey. İkisinde de hayatımızda dikkatimizi dağıtan, haz alacağımız başka olayların olması bizim artık sadece haz için bir konuya odaklanmamıza, bir şeye odaklanmamıza ve sadece bunun üzerine gitmemizi ortadan kaldırıyor. Şimdi o zaman haz dedik. Şimdi insanoğlunun Yaradanımız bize birçok duyguyla, birçok davranışsal altyapıyla dünyaya getirmiş ve dünyanın neresine gidersek gidelim bu altyapı hepimizde aynı. Tabii bizim psikanalitik yaklaşımda, psikanaliz bu duyarsınız, psikanalitik teoriciler vardır, çok popüler, Freud bunlardan bir tanesidir. Psikanalitik yaklaşım şöyle der, geçmişle ilgilidir ama geçmişin haricinde şöyle bir ifade kullanılır. Yaşam enerjimiz haz prensibine göre çalışır. Haz duyduğumuz şeye doğru yoğunlaşırız. Acı duyduğumuz şeylerden ise kaçarız. Yani acıdan kaçabilmek için hazza yönleniriz. Şimdi Vietnam'daki askerler oradaki acı veren şeyden kurtulmak için onlara haz veren, suni de olsa haz veren bir konuya odaklandılar. Fare günlük hayatının içerisinde sadece o kafesin içerisinde alternatif olarak ona haz veren normal su değildi. Diğer soluktaki kimyasal uyuşturan kimyasal maddeydi. Oraya doğru yönlendi. Demek ki haz alacağımız yere doğru yönleniyoruz ve diğer şeyleri bir süre görmezden gelmeye başlıyor. Bir süre sonra artık hayat kopuyor. Sadece o tarafa doğru yönleniyor. Şimdi bu ben buna maddeden, uyuşturucudan bahsederek girdim ama insan psikolojisinin temelinde bu özelliğimiz bizi davranışlarımızda da haz prensibine göre bir yere yönlenmemizi sağlıyor. Gelelim teknolojiyle alakalı olan kısmı bunun neyle ilgili derseniz. Günlük hayatın içerisinde mesela çocuklarımıza diyoruz ki hadi ders çalışın. Ders çalışın. Ders çalışmayı bir haz duymayacağı, hoşlanmayacağı bir baskı konusu olarak algılayan çocuk o zaman derse yönlenmek yerine ona haz veren bir başka şeye doğru yönlenecek. Şimdi bunu hepiniz aslında şöyle bir düşündüğünüz zaman eminim gözlemleyeceksiniz. Ders çalışmakta güçlük çeken çocukların ders çalışmamak için neler yapmayı arzu ettiklerini. Bir başka şey daha söylemek istiyorum bu haz meselesiyle ilgili. Şimdi niye biz gittikçe bu kullanımı artırıyoruz? Şimdi fare haz duymasına neden olduğu o kimyasalı içti. Döndü bir süre sonra tekrar içmek istedi. Bir süre sonra tekrar içmek istedi. Niye bunu tekrar tekrar yaparken gittikçe dozu artırıyoruz? Bu sorunun cevabını vereceğim. Şimdi biz ilk yaptığımız herhangi bir davranışta haz duyduğumuz zaman her seferinde aynı hazı duyabilmek için o davranışı yaparız. Ancak bir süre sonra aynı doz aynı hazı bize vermemeye başlar. O hazı alabilmek için o dozun artırılmasına ihtiyaç duyarız. Yani önceden atıyorum mesela bu
çok sevdiğiniz bir şeyi, mesela bir içecek çok hoşunuza gidiyor, çok sevdiniz. Bir bardak içtiniz, hoşunuza gitti. Ertesi gün yine bir bardak içtiniz, hoşunuza gitti. Bir süre sonra bir bardak sizi kesmiyor, iki bardak içmek ihtiyacı hissediyorsunuz. Bir süre sonra bu iki bardak kesmiyor, üç bardak, dört bardak. Yani biz haz aldığımız düzey maalesef o hazzı ararken içinde bulunduğumuz ortamın dozunu artırma ihtiyacı hissetmeye başlıyoruz. Eşiğimiz sürekli değişiyor. Haz alabileceğimizle ilgili eşik sürekli değişiyor. Maalesef verimsiz olan şeyler bu ilgimizi daha çok belki bizi mutsuz eden şeylerden kaçmak için yönlenmemize neden oluyor. İnternet de böyle bir şey aslında. Teknolojinin kullanımı da böyle bir şey aslında. Sadece uyuşturucu veren kimyasallar olarak bakmayın. Bu oradan keşfettiğimiz bir konu olduğu için söylüyoruz. Çocuk bilgisayarda oyun oynamaya başladığında günlük hayatın içerisinde sizin onlara verdiğiniz görevden, ödevden, okuldaki öğretmenin vermiş olduğu dersten daha haz aldığı bir başka şeyi keşfediyor. Ne yapıyor? İnternette oyun oynamayı keşfediyor. Renkli renkli, bol miktarda hareketin olduğu, aksiyonların olduğu, çeşitli ilgisini çeken görsellerin ve ses efektlerin olduğu şey ilgisini çektiği için ilgisini çekmeyen monoton bir şey yerine hareketli olan bu yön onu cezbetmeye başlıyor. Ve bir süre sonra daha önceden 10 dakikada haz alabiliyorsa, şimdi o aynı hazı alabilmek için orada geçireceği süre ne olmuş oldu? Aynı mantıktan giderseniz artık 15 dakikaya, bir süre sonra yarım saate, bir süre sonra bir saate ve bir süre sonra bunun saatleri uzamaya başlıyor. Mesele bunun bu şekilde artışı değil sadece, mesele bu artışı yapmamak için vazgeçtiğinde zihninin orada kalmış olması. Televizyonu ya da bilgisayarı ya da telefonu kapatsa bile zihninde halen oradaki ona haz veren olayları düşünüyor olması, aklının orada olmasından dolayı bir türlü oradan kopuşun gerçekleşememesi. İşte bu hazın tatmin duygusunun yaşanmasıyla alakalı olarak bizi maalesef bağımlılığa doğru götürüyor. Evet, DSM diye bir kavramımız var. Bizim dünya literatüründe bu psikolojik bir takım kafamıza takılan rahatsızlıklarımızın gerçekten adlarını konulabilmesi için konulmuş olan bir kriter listesi DSM. Bu DSM'ye göre bağımlılıkla ilgili bir takım ölçütler konulmuş. Bu ölçütleri karşıladığımız zaman bağımlılık var diyoruz. Bunlardan bir tanesi toleransın gelişmesi. Biraz önceki bahsettiğim mesele bu toleransla alakalı. Ben önce belli bir düzeyde aldım bana bağımlılık veren şeyi, mutlu oldum. Bir süre sonra ertesi gün o mutluluğu, çünkü insan psikolojisi bunu arzu ediyor, fizyolojimiz bunu istiyor. Ama o mutluluk bana artık aynı dozda yeterli olmayınca ben onun dozunu arttırmak durumunda kalıyorum. Uyuşturucuysa uyuşturucunun dozunu, bilgisayarda oynamaksa bilgisayarla ilgili geçirdiğim zamanın artırılması. Aslında bunu hep kötü olarak bakmayın, bunu olumlu anlamda da kullanabiliriz. Mesela çocuk kitap okumaktan hoşlandı, haz duyuyorsa bir süre sonra o kitap okumaya ayırdığı vakti artırması da aslında bununla ilgili, ama o bizi ilgilendirmiyor çünkü o bizim için olumlu bir şey. Ben neyle ilgileniyorum? Benim için olumsuz olanla ilgileniyorum. İşte burada o hazı yakalamak için sürekli artırabilmedeki o eşiğe tolerans diyoruz. Bu toleransımız çok çok önemli. Bu tolerans maalesef gittikçe düşünce biz bununla ilgili daha fazla oraya vakit ayırmak durumunda kalıyoruz. İkincisi madde ya da uyuşturucu veren, o bize haz veren mesele neyse, o ortadan kaldırıldığı zaman ya da azaltıldığı zaman kişide bununla ilgili bir takım eksiklikler, duygusal anlamda bir boşluğun hissedilmesi meselesi. Bu onun olmadığı zaman da bu boşluk, bir eksiklik hissediliyorsa buna biz yoksunluk diyoruz. Madde, uyuşturucu gibi konularda bu yoksunluk çok daha trajik haller alıyor. Ama zannetmeyin ki bilgisayarda bu trajik olmayacak. Belki internette de zamanında görmüş olabilirsiniz. Çocuk bilgisayarda şiddet unsuru olan bir oyun oynuyor. Karşılaşıp karşılaşmadığınızı bilemiyorum ama hayalinizi canlandırabilirsiniz. Bir süre sonra orada kendini o kadar kaptırıyor ki, hırslanıyor. O oyunu kazanabilmek için o kadar hırslanıyor ki kaybedince eline klavyeyi alıp televizyonun ekranın üzerinde o klavyeyi paramparça ediyor. Niye? O hırs öyle bir hale geliyor ki artık düşünme mekanizmanız sizin kontrolünüzün dışında kalıyor. İşte yoksunluk da böyle bir şey. Eğer o sizi alıştığınız o eşiği, o toleransı yakalayamadığınız zaman, size verilmediğini
de kendinizde meydana gelen o eksiklik yoksunluk olarak karşımıza çıkıyor ve o yoksunluğu herkes farklı şekillerde tepkisini ortaya koyuyor. Biraz önce bu yoksunluğu biraz daha açmak istiyorum. Veli olarak bizler çocuklarımızın herhangi bir konu, bugün teknoloji, internet, sosyal medya ya da işte bu internetle alakalı olarak diyorum, yine uyuşturucu öyle çok önemli kaynaklardan bir tanesi bu. Duygusal yoksunluk. Şimdi biz çocuğumuz dünyaya geldiğinde, çocuk dünyaya geldiği andan itibaren biz ona hani bebek diyoruz, küçücük yavrumuz diyoruz falan ama bir şeye atlıyoruz. O dünyaya geldiği andan itibaren artık o bir birey. Ve sizinle birey bir bağ kurmaya çalışıyor. Ebeveynleriyle, kendisiyle yakından iletişim kuran insanlarla bağ kurmaya çalışıyor. Hatta hatırlayın kendi evlatlarınızın bebeklik dönemlerini. Siz onun karşısına geçip o bebek iken sohbet etmeye çalıştığınız zaman, ona bir şeyler anlattığınız zaman o da size tepki vermeye çalışıyor. O da sizinle bir şeyler paylaşmaya, sizinle konuşmaya çalışıyor. Ama ağız konuşma mekanizması daha tam olarak olgunlaşmadığı için işte ağzından köpükler, salyalar çıkartarak ama gülerek, eğlenerek, neşeyle size tepki veriyor. Aslında o sizinle konuşuyor. Çünkü o bir birey, siz ona bir şey anlattınız, o da size cevap vermeye çalışıyor. Bu muhteşem bir şey, çok güzel bir şey. Hem duygu dünyasını güçlendiren, hem zekasını geliştiren çok önemli bir şey. Karşılıklı bu iletişimin yapılabiliyor olması. Siz çocuğunuzla bu bağı güzelce kurdunuz. İlerleyen zamanlarda bu bağı, bu ayırdığımız vakti yeterince çocuğun ihtiyacı doğrultusunda artırmadığımız zaman karşımıza bir başka sorunlu konu geliyor. Şimdi bazen özellikle de ben burada umarım izleyen bizi şu anda velilerimizin arasında babalar da çoktur. Toplantılara çünkü çağrıldığı zaman annelerin daha çok geldiğini, babalarımızın çok yeterince takip etmediğini üzülerek biliyorum, takip ediyorum. Babalarımız annelere görevi verip, evet dünyaya çocuk geldi, ben her türlü bakımını sağlıyorum ama evde çocukla bu kadar vakti ben değil, annenin geçirmesi yeterlidir. Hayır, kesinlikle yeterli değildir. Çocuğun ebeveynlerinin her ikisiyle de bu duygusal diyaloğu yaşamaya ihtiyacı var. Bunu yaşattığımız müddetçe hem duygu dünyasında ihtiyacını tatmin etmiş olacağız, açlık oluşmadan onu doyurmuş olacağız. Hem psikolojik olarak ses, çünkü babanın sesini, annenin sesini, onun konuşma tarzını, kelimelerini, olaylar karşısındaki verdiği tepkileri çocuk direktmen karşısındaki o ebeveynlerinden ve büyüklerinden alıyor. Bunu kaydediyor bir kayıt cihazı gibi. Sonra vakti zamanı geldiği zaman da ortaya çıkartıyor. Cümlelerini kurarken sizin kurduğunuz gibi kullandığı kelimeler, sizin kullandığınız kelimeler şeklinde ortaya çıkıyor. Bu nedenle sadece bu işi anneye bırakmak maalesef hem anneye hem çocuğa haksızlık yapmaktır. Anne de işinden zamanını ayırıp çocuğuyla etkili, verimli vakit zaman geçirmeye ihtiyacı var çocuğun. Babanın da keza iş yerinde çok yoğun olabilirsiniz. İşiniz çok zor olabilir. Ama o dünyaya çocuğu getirirken o sorumlulukları zaten kabul ederek o çocuğumuzu dünyaya getiriyoruz. O zaman da bizim iş yerinde ne kadar para kazanmak için ya da bir başka hani fiziki belki zorluklarınız vardır mesleğinizle alakalı. Günlük sizi çok yoruyordur ama zihnen şöyle düşünürseniz bu sizi rahatlatabilir. Eve gittiğim zaman çocuğumla geçireceğim vakit beni günlük yaşam stresinden uzaklaştıracak. Ben onunla mutlu olacağım. Bu düşünceyle eve giderseniz yorgunluğunuzu bir bahane olarak ortaya koymak yerine onunla etkili bir vakit geçirme şansını ona vermiş olursunuz. Aynı zamanda o şansı kendinize de vermiş olursunuz. Bu niye çok önemli? Şimdi çocuk büyüdükçe, tolerans geliştirme açısından söylüyorum. Çocuk büyüdükçe o iletişim ihtiyacı gittikçe artıyor. Biz o arttığı düzeyde ona bunu karşılamamız lazım. Karşılamazsak büyüdükçe açık meydana geliyor. Nerede açık oluyor? Duygusal eksiklik, duygusal yoksunluk oluşmaya başlıyor. Ve en tehlikeli yani bu konuyla ilgili en önemli diyeyim dönem ortaokul çağına kadar özellikle çok iyi doyurmamız gerekiyor çocuklarımızı.
Çünkü çocuklar dünyaya geldiği zaman sadece kayıt cihazı gibi alıp gerektiğinde bunu kullanmak üzere biriktiriyorlar. Hem duyguları, hem davranışları, hem sesleri hepsini biriktiriyorlar. Lazım oldukça da kullana kullana geliştiriyorlar. Hatta dikkat ederseniz o ilk dönemlerdeki o köpürerek konuşmasına biz cıvıldama evresi deriz. Konuşmayla ilgili ifade ederken. Niye? Çünkü cıvıldamaya çalışıyor çocuk. Tepki vermeye, cevap vermeye, sizinle iletişim kurmaya çalışıyor. İlkokul yıllarında zeka alınan bilgileri biraz daha süzgeçten geçirip kontrol edebilir hale geliyor. İlkokul, ortaokul arasına doğru zeka somut zekaya dönüşüyor ve neden sonuç ilişkisi içerisinde olaylar arasında muhakeme etme becerisini artıyor. Lise yıllarına geldiği zaman bu muhakeme becerisi daha da artıyor. Artık çünkü işin zekanın en aktif bu anlamda kullanıldığı, soyut zekanın geliştiği dönemler. Orada artık duygusal paylaşımlar biraz daha o yaşın vermiş olduğu özelliklerle beraber çok daha gelişiyor. Ama o zamanlar oturup sohbet edebilirsiniz, hayatın anlamını konuşabilirsiniz falan. Ama daha küçük yaşlarda zaman yönetimi, aileyle olan ilişkiler, arkadaş ilişkileri, sosyalleşme, problem çözme, ders çalışırken ki disiplinli ders çalışma alışkanlıkları, bunların hepsi okul öncesinden başlayıp özellikle ilkokul sonuna kadar oturması gereken bir dönem. Ondan sonra siz ilkokul sonuna kadar eğer bunu oturtamadıysanız kusura bakmayın, maalesef üzülerek söylüyorum, geçmiş olsun. Çünkü ortaokul, lisede daha önceden çalışma disiplini oturtamayan bir çocukla artık siz kavga dövüş mücadele etmeye başlarsınız. Onun için bizim için en önemli dönemlerin periyot olarak bakacak olursanız doğduğu andan ortaokula gidecek yaşa gelinceye kadarki zaman çok çok önemli. Çocuk o dönemlerde eğer ebeveynleriyle yeterince sohbet edemiyorsa, duygusal açlığını duyamıyorsa orada bir duygusal boşluk meydana geliyor. Duygusal yoksunluk. Şimdi çok uzun uzun konuştum. Umarım anlatabilmişimdir. Madde ya da diğer şeylerdeki yoksunluk gibi bizim duygularımızda da bebekliğimizde oluşan konuyu ilerleyen zamanda o alıştığı ilgiyi karşılıklı paylaşımı veremediğimiz zaman çocukta bir duygusal boşluk meydana geliyor. Peki çocuk bu duygusal boşluğu nasıl dolduracak, ne yapacak? Maalesef çok bu konuda kendinizi çek edebilirsiniz. Elektronik bu cep telefonudur, tabletlerdir, çocuklara dadı olarak veren aileler var. Bir kere büyük hatalar orada başlıyor. Çocuğumuzu biz o işte üstümüzden yükü atalım. Onunla oynarken ben evimdeki işi yaparım. Baba ben televizyonumu izlerim ya da ne bileyim işte yapacağım başka şeyler varsa onu yaparım. Yeter ki beni meşgul etmesin, kafamı şaşırmasın diyerek çocuğun eline bunu tutuşturuyorsanız o zaman lise yıllarında bize yakınmaya gelirken geçmişte ne gibi hata yaptığınızı fark etmenizi istiyorum. Çünkü o dönemde yaptığınız hatalar lisede tamir edilmesi çok zor problemler olarak karşımıza çıkıyor bizim. Çocuklar o duygusal eksikliğini siz tabletle verirseniz, bilgisayarla verirseniz, o orada o eksikliği onunla gidermek için daha fazla orada zaman harcamaya başlayacak. Birazcık daha büyüdüğü zaman orada ilgisini çeken bu oyunlar çok daha komplike oyunlar haline gelmeye başlayacak. Hatta belki farkına varacaksınız ya da varmayacaksınız. Burada paralı oyunlar devreye girmeye başlayacak. Bu oyunlardan para kazanmaya başlayacak çocuklar. Hatta basına da yansıyan olaylar oldu bununla ilgili. Bu oyunlardan bonus olarak biz belki biliyorduk ama çok şey gibi, sempatik gibi kullanılıyor. O bonuslar öyle birikiyor, öyle birikiyor ki Bitcoin gibi bir hale gelip bunu satın alma. O kadar çocuklardan bir tanesi o kadar bunu çoğaltmış ki sırf çocuktan bunu alabilmek için internet kafelerde oynuyormuş çocuk. Yükseltmiş bonusunu. O çocuktan bunu alabilmek için çocuğu öldürdüler. Basına da yansıdı bir iki sene kadar önce. Daha önceden yine bir 7-8 sene önce kadar Van'da bir tane çocuğun kamera kayıtlarında birisi başını okşayarak kamera kayıtlarının önünden geçen bir çocuğun sonradan aslında oyunda kazandığı bonuslar üzerine bir kenara çekilip orada öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Bunlar trajik konular ama olmaması keşke olmasa ama oluyor.
olmamasını arzu ederdik ama maalesef olabiliyor. Şimdi sokağa çocuklar çıkmıyorlar. Bize çok böyle korunaklı gibi geliyor. Evimizin içerisinde istediği kadar oynayabilir. Evet, istediği kadar oynayabilir ama bunu kontrollü bir şekilde oynamazsa çocuktaki o duygusal yoksunluğu oradaki oyunlar gidermeye başlarsa, o oyunlarda bir de şimdi konuşma odaları açıldı. Konuşma odalarında arkadaşlar edinmeye başlıyorlar. O arkadaşların ne kadar doğru, ne kadar sağlıklı olduğunu kontrol etme şansınız olmuyor. Oralardan çok dünyanın farklı yerlerinden, çok farklı coğrafyalardan, ülkemizden farklı yaşlarda kendini tanıtan insanlarla arkadaş olabilme riskini ortadan kaldıramazsınız. Bunu kaldırabilmenin bir tek şeyi var. Çocuğumuz eğer sağlıklı iletişim kurabilmiş isek, çocuk sizinle bunun paylaşımını yaparken yanlışı siz keşfedebilme şansına sahip olursunuz. Ama çocuk sizinle konuşmuyorsa, sizinle niye konuşmaz çocuk? Biz o yaşlardan itibaren iletişimimizi, etkili dinleme ve etkili konuşma becerilerimizi çocuklarımızla iyi oturtmadıysak, sadece öğüt tavsiye veren, problemleri çözen bir mekanizma gibi ortada duracak olursak çocuk sizinle bunu paylaşmaz. Arkadaşlarıyla paylaşır, bir başka arkadaşıyla paylaşır ama sizinle paylaşmak belki de en son aşamaya geldiğinde paylaşır. O zaman da zaten iş işten geçmiş olur. Bu sosyal medyanın bu şekilde yanlış arkadaşlara götürmesi bir süre sonra oradan yine dönüp, çünkü konuşmamın sonunda da söyleyeceğim aslında, ama oradan dönüp yine bu yoksunluk bilgisayardan sonrasında yine uyuşturucu maddelere doğru tekrar bir gidişat sergilenebiliyor. Çünkü orada bu tür insanlarla, ortamlarla da tanışabiliyor. Yani mesele çocuklarda duygusal yoksunluğun oluşmaması. Bizim elimizden geldiğince o yoksunluğun oluşmaması için bir şeyler yapmamız lazım. O da şu anda çocuklarımız kaç yaşında olursa olsun hiçbir zaman imkansız değildir. Bir yerde başlamamız lazım. Geriye dönüp ya biz işten geçti artık, bizim çocuklarımız ortaokul talebesi, lise talebesi oldu hocam, ben artık bu saatten sonra ne yapabilirim demeyeceğiz. Etkili iletişim kurma, etkili dinleme. Burada en önemli konuların başında da dinleme, etkili ve etkin dinleme. Bunu sağlayabilirsek eğer, o zaman o karşılıklı diyaloğumuzdan haz alırsa çocuk, dedik ya mesela haz prensibi, haz alacak bir konuşma ortamı oluşacak olursa, o zaman problemli bir takım olayları sizinle paylaşabilme rahatlığını yaşar. Çünkü babam beni eleştirecek ya da kızacak demek yerine böyle bir olay karşıma çıktı, bu konuyu ben babamla paylaşabilirim, annemle bunu paylaşabilirim diyecek. Bu anlamda bu iletişimimiz işimize yarayacak. Dönelim tekrar DSM-5 konusuna. Madde ya da bize bağımlılık sağlayan konunun bırakmak için mücadele edip ama bir türlü oradan vazgeçememek, bırakmak için büyük zamanlar harcamak, bırakma ile ilgili harcadığımız süre nedeniyle ya da çabalarımız nedeniyle sosyal ortamlarda, mesleğimizde, kişisel etkinliklerimizde gittikçe başarısızlıkların oluşması, hazzımızın düşmesi ve bu nedenle de geriye doğru çekilip içimize doğru kapanmamız, gittikçe planladığımızdan daha fazla zamanımızı ya da dozu artırmamız, bu kriterler açısından bir bağımlılığın olduğu şüphesini, izleniminin bize vermesi gerekir. Bu bağımlılıkları biz fizyolojik anlamda olan bağımlılıklar, kimyasal işte uyuşturucu gibi, sigara gibi, nargile gibi, hani bu pandemiye şükredilir mi? Kısmen şükrediyorum. Pandemi sayesinde nargile kafeleri ve gidişat çocuklar açısından azaldı. Çünkü pandemiyle beraber nargile kafeler kapanınca ama sonra ben bunu bir yerde konuştum, şey dediler, hocam nargile kafeleri kapattılar ama evde içiyorlar artık nargileleri. Hani ben ona da taraf değilim ama en azından şu var, evde hiç olmazsa kötü arkadaş edinme riski ortada yok. O açıdan iyi ama onun haricinde tütün ve tütün mamülü her maddede maalesef bağımlılık yapma konusunda benzer etkiler sağlıyor. Çünkü vücudumuza dışarıdan kimyasal bir şey alıyorsunuz ve bu kimyasal vücudumuzda mutlaka bir kalıntı bırakıyor. Bu kalıntılar bir süre sonra vücudunuza zarar verir hale gelmeye başlıyor. Bu işin fizyolojik boyutuyla ilgili. Davranışsal boyutunda da
alıştığımız belli davranışların ardından o bağımlılık yapan şeyleri kullanıyor olmak. Sigara ise sigara mesela çok böyle masumaneleştirdiğimiz şeyler var. Yemekten sonra sigara ne iyi gider diyorlar. Kahve içince bu kahvenin yanında da sigara ne kadar güzel gidiyor diyorlar, öyle değil mi? Buna alışanlar. Masumlaştırıyoruz ama orada bir davranışsal sorun var. Yemekle ve yemeğin ardından kahve içme ya da yemeğin ardından sigara içme ya da kahveyle beraber sigara içilmesi, nargile içilmesi. Bakın iki şeyi birbirine birleştiren, onunla beraber onun yapılıyor olması bir davranışsal bir problemdir. Davranışsal bir bağımlılık ortaya çıkıyor. Bizim sadece kimyasal olarak değil, belli davranışlarla beraber. Mesela kızdığımız zaman gidip bilgisayarın başına rahatlamamız, kızdığımız zaman gidip sigara içmemiz, kızdığımız zaman birisine öfkemizi gidip o nargileden çıkarmamız. İşte bunlar olayın davranışsal boyutu. Böyle olunca da hem fiziksel, fizyolojik hem de davranışsal yanları var. Bu bağımlılıkla ilgili olarak da mesele sadece sigara, uyuşturucu değil, yemek de bir bağımlılık meselesi oluşturabilir. Kumar, ki en önemli toplumsal anlamda problem olan konulardan bir tanesi de kumar bağımlılığı, oyun bağımlılığı, porno izleme bağımlılığı, alışveriş, bu pandemiyle beraber alışverişle de ilgili bağımlılıklar çok fazla arttı. İnsanlar evden çıkmaya alışverişlerin önce masumane bir şekilde ihtiyaçlarını gidermek için internet ortamını ve alışveriş kullanırken bir süre sonra artık çok fazla karşınıza gelen reklamlar, bazı olaylar karşısında o reklamların sizin bilinçaltınıza onu alabilmeyle ilgili giden mesajlara cevap vermeniz ve pekiştireç olarak da bunu satın alıp satın almanın hazzını yaşamak. Satın almak için hazzı yaşadınız ama satın aldıktan sonra artık o geldiğinde sizi o kadar etkilemiyor aslında. Yani bunu bir düşünürseniz, bunu yapan arkadaşlar için söylüyorum, farkına varacaksınız. En büyük mesele satın alırken o haz yaşanıyor ama aldıktan sonra o haz bitiyor. Size kargonun kapıdan gelmesi size aynı heyecanı yaşatmıyor. Ama ne oluyor? Cüzdanınız boşalmış oluyor. Bu sefer de bir başka ailesel sorunlar ya da cüzdansal sorunlarla karşı karşıya gelebiliyoruz. O nedenle bağımlılık dediğimiz zaman sadece internetin kullanılması, bilgisayarın kullanılması ya da uyuşturucu haz veren maddelerin kullanılması değil, alışverişin de aşırı kullanılması, yemek yemenin de aşırı kullanılması, öfkelendiğiniz zaman, kızdığınız zaman bir şeye tepki olarak bunu yapıyor olmak otomatikman sağlık sorunlarını, bilgisayar, internet, teknoloji, tabii ki bunlar da davranışsal bağımlılıklar olarak ifade ediyoruz. İnternet bağımlılığını, dediğim gibi artık biz onu bir bağımlılık olarak değil de patolojik internet kullanımı olarak ifade ediyoruz. Neden? Çünkü özellikle bu son 1,5 senedir pandemiyle beraber interneti çok daha fazla kullanır hale geldik. Bu bizi bağımlı yapmıyor. Bu bizi interneti nasıl kullandığımıza bağlı olarak ifade edilmesine neden oluyor. Şimdi çocuklarımız ister istemez derslerini bilgisayarın başından takip ediyorlar. Belki ödevlerini oralardan araştırıyorlar. Yani günlük zaman dilimi içerisinde internet ortamında geçirdiğimiz vakit uzadı. Ama bunu nasıl kullandığımız çok önemli. Bunu amaca uygun olarak çalışmalarımızla ilgili, dersimizi takip etmeyle ilgili kullanıyorsak bu bir bağımlılık değil. Ama ders bittikten sonra dinlenmek için ayırdığımız zamandaki kullandığımız interneti nasıl vakit ayırdığımız ve o internette nasıl zaman geçirdiğimiz çok çok önemli. İşte konuşmamın en başında bahsettiğim gibi bir orada duygusal anlamda bir boş haz yaşamak için kullanıyorsak ve kullandıkça oradaki süremiz artıyor. Kullanmadığımız zaman, internetin başından ayrıldığımız zaman ya da telefonumuzu kapattığımız zaman aklımız halen orada kalıyorsa işte orada bir patolojik durum var. Orada bir yanlış kullanım, aşırı kullanım var. İşte o zaman bir bağımlılıktan söz edebiliriz bununla ilgili olarak. Çünkü o artık bizim için vazgeçilmez hale gelmiş anı ortaya çıkıyor. Bu internet bağımlılığı ile ilgili 2009'larda bir liste oluşturulmuş. Buna göre aşırı eğer internetle zihinsel vakit geçiriyorsak, uğraşıyorsak, zihnimiz interneti kapatsak bile halen oradaysa, keyif almak için kullandığımız zaman dilimi gittikçe artıyor ve biz bunu bir ihtiyaç olarak görüyorsak, internet kullanımını kontrol etmeye yönelik girişimlerimiz başarısızlıkla sonuçlanıyorsa, internet kullanımına ayırdığımız zaman azaltma süreci içerisinde bir takım biz kendimizde davranışsal anlamda olumsuzluklar hissediyorsak,
Planladığımızdan daha fazla o internetin başında zaman geçiriyorsak, çevremizdeki diğer insanlarla olan ilişkilerimizi olumsuz yönde etkiliyorsa, arkadaşlarımızla olan sohbetlerimizde internette ya da bu sosyal medyada geçirdiğimiz zamanla ilgili olarak doğruyu söylemiyorsak, o zaman biz bir de bunun sonucu olarak da duygu dünyamızda olumsuzluklar artıyorsa, bir süre sonra haz almamaya başladığımız zaman bu bizi depresif duygulara doğru da götürüyor. Ve depresyona girince artık ondan sonra işin şekli şemali de değişmeye başlıyor. İşte o zaman internet bağımlılığından söz edebiliriz. Çünkü neticede bir bağımlılık var, bir davranışsal bir bağımlılık. Aslında bu bağımlılık kriterleri kumar oynamayla da eş, diğer davranışlarla alakalı olarak da eş, birbirinin benzeri şekilde. Çünkü hepsi belli davranışların sonunda o haz prensibine bağlı olarak haz alabilmek için o davranışı biraz daha arttırmak bir süre sonra artık vazgeçilemez hale gelmesi olarak ifade edebiliriz. Bu bahsettiğim şeylerle ilgili olarak eğer bu maddeleri çocuklarımızda görüyorsak, o zaman tehlike sinyalleri çalıyor demektir. Yani arkadaşlarıyla iletişimi bozuluyorsa, çok fazla monitörün karşısında zaman geçiriyorsa, bıraktıktan sonra bilgisayarı aklı orada olup ilk fırsatta yeniden o telefona ulaşmaya çalışıyorsa, bilgi edinmek yerine orada kalmak için sürekli zaman harcıyorsa, işte o zaman burada bir tehlikeli durum var diye bahsedebiliriz. Birçok bu konuyla ilgili yapılan çalışmalar var. Burada özellikle bunu altını çizmek istedim. Yapılan araştırmalar internet bağımlılarının, yani bu aşırı interneti olumsuz anlamda kullananların %50'sinde başka bir psikiyatrik bozukluğu ortaya çıktığını da gösteriyor. En çok bu internet bağımlısı olan kişilerin karşılaştıkları bir diğer psikiyatrik bozukluklar içerisinde en fazla madde kullanımıyla alakalı bağımlılığın, sonra duygu durumuyla ilgili duygu kontrolü bozukluklarının, buna bağlı olarak tabii anksiyete, psikotik bozuklukların, yani zihinsel aktivitelerimizin, nörolojik anlamdaki tepkilerimizin bozulması ve depresyon tanılarının bu internet bağımlısı olanların %50'de bu bahsettiğim diğer bozuklukların ortaya çıktığını gösteriyor. O zaman bizim demek ki bu sosyal medyayı, interneti, internet kullanımını kontrol altına almamız olmazsa olmazımız. Ama çocukları ne buraya götürüyor dersek, işte biraz önceki konuştuğum çocukluktan itibaren o duygusal yoksunluğu çocuklarımıza yaşatmamak, gelecekte bu tür bağımlılıklara bir altyapı oluşturmama konusunda bize yardımcı olacak. O yüzden ebeveynlerimizin, sizlerin çocuklarınızla olan ilişkilerinizde etkili ve etkin dinleme, onlarla duygusal paylaşımlar konusunda daha hassas. Eminim herkes kendince güzelini yapıyordur ama biz en azından biraz daha hem bilimsel olaylardan yola çıkarak da bunun önemini bir kez daha altını çizmek istedim. Çünkü birçok konunun temelinde bu kişilerin birbirlerini tamamen gerçekten ön yargısız bir şekilde dinleme becerisi konusu gündeme getiriyor. Yani ben eğer birçok son yıllarda boşanmalarla ilgili artışlara baktığımız zaman da boşanma davalarının da insanların aslında çiftlerin birbirlerini etkili dinlememe, bu etkili bir şekilde dinlemeyip karşısına kendisini doğru anlatamama, her iki taraf için de aynı şey söz konusu, bir süre sonra aralarında gittikçe kopuşların meydana gelmesi, bir süre sonra artık iletişimi azaltma, bir sonraki aşama bu iletişimin azlığı, dikkatin başka yerlere doğru yönlenmesine, ilk etapta yönlenecek şeyler de bilgisayar. Bilgisayarda oyunlar, orada sosyal ortam içerisinde kendini ifade etme, sosyal bir takım takiplerin yapılması, orada işte insanların paylaşımları like'laması, hani bu kavramları da öğrendik artık son yıllarda. İnsanlar sizin yaptığınız şeyi eğer beğeniyorlarsa, herhalde like'lama ona deniyordu galiba, beğeniyorlarsa ne kadar beni beğenmişler, benim resmimi ne kadar çok kişi beğenmiş, takip edilmeye başlanıyor. O zaman buralarda geçirilen haz
bizim ev içerisindeki ilişkilerden kopmamıza neden oluyor. Gittikçe, hatta ben birliktelikler için şunu söylerim. İki dünyanın bir dünya olabilme çabasıdır derim bir beraberlikler için, eşler açısından. Arkadaş ilişkilerinde de bunu konuşabilirsiniz. Fakat ne oluyor? Biz eğer daha fazla zamanımızı o bilgisayarda geçirirsek, diğer eşimiz de bilgisayarda vakit geçirse, çocuğumuz da, hatta bazı aile ortamlarında şunu da gözlemleyebiliyorsunuz. Anne evde bir odada elinde telefon, baba evde bir odada telefon, çocuk kendi odasında işte bilgisayarda oyun mu oynuyor, ders mi çalışıyor, ne yapıyorsa belli değil ama elinde bir telefon ya da internet. Birbirlerinden gittikçe konuşmaya konuşmaya bağın zayıfladığı ve koptuğu bir kötü bir ortam olarak şöyle kafanıza canlandırdığınız zaman aslında işin ne kadar vahim olduğunu gösteriyor. Biz bir dünya olmaya çalışırken herkes kendi dünyasının içerisinde başka dünyalar oluşturmaya başlıyor. O da duyguların kopuşunu hızlandırıyor. Buna bağlı olarak da sosyal medya ile ilgili, internetle ilgili bağımlılıkların sayısı da gittikçe artıyor. Hatta son zamanlarda bir başka gözlem bu sürede o internette yine sosyal medyada arkadaşlar edinirken bir yandan da o alışverişle ilgili sitelerin vermiş olduğu cezbedici yan oradaki alışveriş sitelerinde vaktin çok fazla geçirilmesine ona bağlı olarak da biraz önce söylediğim gibi alışveriş bağımlılığının artmasına neden oluyor. Bu da yine bir dünya olması gereken o kişilerin gittikçe birbirlerinden kopması şeklinde karşımıza çıkabiliyor. Evet, internet bağımlılığının nedenlerini de bu şekilde konuşmuş olduk. Bunlarla ilgili sizin soracaklarınız olursa yine sunumu bitirmek üzereyim. O zaman Asena Hocam'a yazarsanız Asena da bana paylaşır. Ben de buradan o soruların cevaplarını veririm biraz sonra. Tabii hocam, chat kısmından biraz sonra değerlendirebiliriz. Tamam, sana gelen soruları alırsın. Ben... Tamam, oradan cevap vermeye çalışırım. Ben çünkü chatleri okumuyorum, dikkatimi dağıtmasın diye. Bir takım önerilerimiz neler yapabiliriz? Bireyin toplumun yararlı bir üyesi olarak hazırlanabilmesi için geleceğine öğrencilerimizin, çocuklarımızın hazırlanabilmesi konusunda internetin verimli kullanması konusunu çocuklarımıza, hani o duygusal şeye geçiyorum, aynısını tekrar etmek istemiyorum. O duygusal yoksunluğun oluşturulmaması ve sağlıklı iletişim kurulması çok önemli. İkincisi, doğduğu an artık o bir birey dediğimiz çocuklarımız yaşları büyüdükçe o bireyin kendince kendini yaşam içerisinde ifade etmeye çalıştıkları bir yanları oluyor. Bunları sizinle paylaşmaya, size ulaşmaya çalışırken siz onu eğer yeterince dinlemezseniz size ulaşamaması onun sizden gittikçe artık zaten beni annem dinlemez, babam dinlemez. Şimdi siz onu çağırdığınız zaman eğer hep öğütle, tavsiyeyle karşısına çıktıysanız yine ahkam kesecek, yine aynı şeyleri anlatacak. O zaman alıcıları kapatıyor. Siz dünyanın en iyi önerilerini sunsanız da alıcılar kapalı olduğu için o soruların cevapları maalesef çocukta doğru yer bulamıyor. Bu nedenle onun kendini ifade edebilmesi için ona şans tanımanız, fırsat tanımanız son derece önemli. Dijital yetkinlik elde edilmesi. Biz de çocuğumuzun o sosyal medyayı kullanmasıyla ilgili kullandığı yapma etme demek yerine biz de o bilgiyi nasıl yöneteceğimizi öğrenirsek orada bir takım araştırmaları ya da avantajlı hale getirebilecek bir takım şeyleri çocuğumuzla birlikte yaparsak beraber sosyal ortam içerisinde bilgiyi arama, bilgiye ulaşma konusunu birlikte paylaşacak olursak yani dijital çağda dijital okur yazar olabilmek çok önemli. Bunu sağlayabilirsek o zaman problemin çözümüne de katkı sağlamış oluruz. Hem kendimiz açısından hem çocuk açısından. İnternetin dilini siz de öğreneceksiniz sayın veliler. İnternetteki güvenli internet kullanımı, şimdi tabii artık internet öyle bir hale geldi ki güvenli internetle ilgili bir takım programlar falan vardı ama artık çocuklar sizden bizden çok çok daha bu konuda iyi programları kendileri yıkıp başka şekilde, hatta bir ara hükümetin bazı konularda mesela YouTube yasaklanmıştı, benim oğlum geldi, baba YouTube oradan girilmez, baba şöyle yaparsan YouTube'a girebiliyorsun deyip bana o yasağı nasıl delebileceğimi oğlum öğretmişti. Yani çocuklar çok daha fazla bu sosyal medyanın içerisinde ve internet ortamı içerisinde olduğu için çok hızlı çözebiliyorlar. O zaman beraber onlarla bunları paylaşacak olursak güvenli internet kullanımını birlikte sağlayabiliriz. Zaman açısından internete derslerin haricinde onların
engellemeniz doğru değil ama kontrollü kullanmasını sağlamak ve bunu takibiniz çok çok önemli. Şu cep telefonu meselesi son derece önemli. Çocukların okulla ilgili çalışmalarının haricinde cep telefonunu kontrollü kullanması konusunda başlangıçta çok zor olacaktır. Çocukların elinden onu alabilmek çok kolay bir şey değil. O yüzden baştan kontrolü vermek çok daha iyi olur ama madem verdik o zaman bundan sonra onun kontrollü kullanılması konusunda mutlaka takibinin yapılması. Bu arada tabii eşlerin özellikle birinin vermiş olduğu kararı diğerinin uyması çok çok önemli. Eşlerden bir tanesi karara uyup diğeri uymuyorsa, bir de bizim kültürel yapımın içerisinde aynı memleketteysek anne babanın kendi anne babaları da devreye giriyor. Büyük anneler, büyük babalar, dedeler. Sizin verdiğiniz kararları onların bozmasına ne kadar kontrol altına alabileceğinizi bilemiyorum ama almak zorundasınız. Gelecekteki çocuğunuzun hayatını risk altına almamak adına bunu onlarla da konuşup verilen kararların beraber işletilmesi çok önemli. Biriniz yaparken biriniz müsaade ederse maalesef burada bir davranış bozukluğu meydana geliyor. O zaman da çocuklar bunu çok daha agresif bir şekilde kullanabiliyorlar. O yüzden yasak koymak yerine çocuklarla beraber verdiğiniz kurallar doğrultusunda bunu yapmamız çok çok önemli. Bilgisayarı çocuklara birer bakıcı olarak vermek son derece yanlış. Onun yerine çocuklara etkinliklerle vakit geçirmesi konusunda, mesela küçük çocuk yemek yemiyorsa önüne tablet konuyor, bazı aile telefonlar eline veriliyor. İşte ama başka türlü yemek yemez diyor. İyi de bizlerin zamanında bilgisayar yokken biz yemek yemeyi becerebildiysek, demek ki bilgisayar olmadan da o çocuklar yemek yemeyi becerebilirler. Bu tamamen bizim davranışımızla alakalı. Yani biz pekiştireç olarak çocuğu rahatlatmak için cep telefonunu onun eline tutturduysak, haz ilkesi dedim ya biraz önce, libido, yani bizim yaşam enerjimiz hazzı almaya çalışıyor. Bu yüzden de hoşuna gitmediği şeylere tepki veriyor. Hoşuna gitmediği şey ne? Bilgisayarsız yemek yemek. Bilgisayarı verince de eline, bu sefer de bilgisayarsız bir daha yemek yememe davranışı pekişiyor. Yani pekiştiren aslında burada maalesef ebeveyn tutumlarımız. Bu yüzden internetin kullanımı, sosyal medyanın kullanımı ile ilgili olarak ebeveynler olarak sizin kontrolünüz çok önemli. Ama bir de şu var, sizi kim kontrol edecek? Yani burada siz de kendi kendinizi bir check edin. Biz telefonumuza ne kadar zaman ayırıyoruz? Evde sohbet etmek için oturduğumuz zaman elimizden cep telefonumuzu düşürmüyorsak çocuğa cep telefonunu kullanma demeniz hiçbir anlam ifade etmiyor sayın velilerim. O yüzden yapma derken önce biz ne kadar yapıyoruz'a bakmak lazım. Hatta bir tane şey vardı, bununla ilgili bir karikatür. Belki dikkatinizi sizin de çekmiştir. Bir otobüs durağında iki anne kızlarıyla beraber oturuyor. Bir tane annenin elinde kitap var, kitap okuyor. Yanında kızı var, o da kitap okuyor. Diğer anne geliyor, onun elinde cep telefonu var, çocuğun elinde de cep telefonu var. Anne öbür anneye diyor ki, sen nasıl diyor kitap okumayı öğrettin kızına diyor. Şimdi bakın ne kadar resim net. Şimdi anne kitap okuyorsa çocuk da kitap okur. Anne cep telefonuyla oynuyorsa çocuk da cep telefonuyla oynar. Yani sizin davranışlarınız sizi taklit eden o çocukların en büyük o davranışı yapabilmesiyle ilgili gösterge. O yüzden biz bir şeyler yapalım ki çocuklarımız da bunun karşılığında o davranışları doğru şekilde yapsınlar. Onun için burada sizlere bu anlamda kendinizi check etme açısından son derece fazla ödev düşüyor. Evet, belki son olarak bir de çocuklarımızla internet kullanımı, telefon, sosyal medyanın kullanımı ile ilgili bir sözleşme oluşturabilirsiniz. Yani ne kadar bunu gerçekleştirebilirsiniz bilmem. Asena hocamız isterseniz böyle bir şey konusunda size daha sonra destek isteyen velilerimize yardımcı olur. Ben işte ismini yazayım, interneti kullanırken aşağıdaki kurallara uyacağım diyerek bir sözleşme. Bu çok şey gibi gelebilir, işe yaramaz gibi gelebilir ama inanın yapın, deneyin, sonucunda belli oranda faydası olacağına inanıyorum. Yaparsanız katkı sağlayacak, bazı kuralları koyup bu kurallara siz de uyacaksınız, çocuklarınızın da uymasını sağlayacaksınız. Bir süre sonra bunlar tamamen davranıştır. Davranışlar yapa yapa pekişir. Çözümü için de önce söndürülmesi gerekir. Yani sönmesi için o davranışın önce o davranışı yapmamakla başlamak gerekiyor. Yapmaya yapmaya o davranışa olan ihtiyacımız yavaş yavaş sönmeye başlar. Ondan sonra onun yerine
daha verimli, daha güzel, daha olumlu yeni bir davranış koyabiliriz. Evet, beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Umarım sorularınızın büyük bir çoğunluğunu cevaplayabilmişizdir. Cevaplayamadığım sorular varsa, şimdi Asena Hocam bana onları sorar, ben de onlara dilim döndüğünce cevap veririm. Tabii hocam, paylaşımlarınız için biz teşekkür ederiz. Ben velilerimizin sorularını size yönelteyim. Oradan cevaplayabileceklerimizi cevaplayalım inşallah. Şöyle bir velimiz, biz küçükken ekrandan uzak tutup yaşındakilerden etkilenip oyun oynuyorsak limit ne olmalı? Yani yaşıtlarımızdan etkileniyorsak limit ne olmalı denmiş hocam. Bu internet ve teknoloji kullanımında sanırım, yanlış anlamadıysam. Evet, onunla ilgili. Çocuk küçükken özellikle okul çağının öncesinde yaşıtları etkilenmez. Çünkü onun sosyal ortamı, okul ortamı olmadığı için ben internette şunu yaptım, sen ne yaptın diye o çocuklarla konuşmayacak. Onun için çocuğunuzun eline interneti, telefonu vermezseniz çocuk bundan hiçbir zarar görmez. Sıkıntı çocuk okul çağına başladıktan sonra. Burada mesela ben hani gençlik eğitim kurumları ağırlıklı olarak burada konuştuğumuza göre şunu söyleyebilirim. Şöyle bir karar alınırsa çok güzel olur. Çünkü ben de ta ortaokula gittiği yıllarda oğlumun okul idaresine bununla ilgili serzenişte bulunmuştum. Şimdi bir velimizin çocuğuna eline cep telefonunu almaması konusunda çocuğun elinden bunu engellemesi çocuğu belki diğer arkadaşlarıyla olan sosyal ortamından uzaklaştırıyor. Çocuk dışlanabiliyor. Niye? Çünkü kendi aralarında sohbet ediyorlar. Sen şu oyunu oynadın mı? Sen bunu izledin mi? Bak, 2-3 tanesi bunu konuşurken sizin çocuğunuz dışarıda kalıyor. Bu sefer gittikçe çocuk kendisini yalıtılmış, uzaklaşmış hissedip uzaklaşabiliyor diğer arkadaşlarından. Uzak hissedebiliyor. Bu nedenle eğer biz kurum içerisinde bütün velilerimiz kurumumuzun bu konudaki yaklaşımı doğrultusunda çocuklara belli yaşa kadar cep telefonunu gereksiz bir şekilde kullanmaması konusunda anlaşılır ve herkes çocuğun kullanmasını kontrol altına alırsa o zaman hepimizin çocuğu kazanır. Yani mesele sadece ben çocuğumdan bunu alayım dediğiniz zaman maalesef almakta siz de zorluk çekebiliyorsunuz. Çocuk da bunu aşma konusunda aşılamaz mı? Aşılabilir. Yani bunu denemedik mi? Denedik. Çok da olumlu sonuçlar aldık. Çocuğun elinden cep telefonu alıp sadece telefon etmesi için tuşlu telefon veriyorsunuz. Başlangıçta çocuk buna tepki gösteriyor, ağlıyor, sızlıyor falan filan ama bir süre sonra artık bundan umudunu kesince normal dersiyle, okuluyla, arkadaşlarıyla, başka oyunlarıyla yoğunlaşmaya başlayıp aslında o internet meselesinden uzaklaşabiliyor. Tamamen burada velinin bu konudaki kararlılığı çok önemli. Bu kararlılıkta velilerin yani hem hanımın hem beyin ikisinin beraber bu konuda mücadele etmesi gerekiyor. Kararlı durmaları gerekiyor. Eğer bütün velilerimiz bu konuda kararlı olacak olursa hepimiz, bütün veliler olarak hepiniz rahatlarsınız. 2-3 kişinin yapıp 3-5 kişinin yapmaması bu işi zorlaştırır ama imkansızlaştırmaz. Evet. Evet, bir diğer sorumuz hocam, Yusuf hocamız tarafından sorulmuş. Sunum için çok teşekkür ederiz. Pandemi sonrasında alanın uzmanlarını en çok zorlayacak konuların başında pandemi döneminde edinilen bağımlılıklarla mücadele olacak. Bu konuda bir hazırlık planlıyor musunuz? Demiş Yusuf hocam. Şöyle, direkt buna özgü bir pandemi sonrası normalleşme diye bir şey yok. Çünkü pandemiden sonra hiçbir şey normal olmayacak. Onun için de bununla ilgili herhangi bir hazırlık sonrası için bir hazırlık yapılmaz. Şimdi biz psikolojik olarak güçlenme, davranışsal olarak içinde bulunduğumuz ortamda nasıl yaşayacağımızla ilgili, yeni dünyayı nasıl kullanacağımızla ilgili, bunu kendi avantajımıza nasıl çeviririzle ilgili çalışmamız lazım. Bakın eskiden hatta şöyle avantajlar da oldu. Şimdi biz bu pandemi öncesinde uzaktan, internetten bir takım şeylerin öğrenilmesi konusunda şüpheyle bakıyorduk. Bunun bir faydalı olmayacağını, fayda vermeyeceğini düşünüyorduk. Ama pandemi süreci içerisinde istikrarlı bir şekilde, devamlı bir şekilde dersleri oradan takip eden çocuklar artık bilgisayardan ders öğrenebileceğini öğrendi. Hatta bunu bazı insanlar o kadar geliştirdiler ki gidemedikleri şehirlerde açılan derslerle, kurslarla ilgili oturdukları evlerinden başka kurslardan çeşitli eğitimler alıp kendi sertifikalarını, kendi yeterliklerini geliştiriyorlar. Hatta şu anda biz
işte yüksek lisansını hiç o şehre gitmeden, yani belki de pandemi öncesinde ne bileyim ekonomik olarak bir başka şehirde lisansüstü çalışma yapma kişiye imkansızdı. Parası yoktu, işi yoktu ama şimdi oturduğu yerden oradaki dersleri alıp lisansüstü eğitimini devam ettirebilen yabancı değil. Mesela kendi oğlumdan örnek vereyim. Oğlum işte bu sene üniversiteye başladı. O da bir bilgisayara meraklıydı. Avantaja dönüştürdük. Dijital oyun tasarımı diye bir bölümü çıktı geldi. Ben dedi bunu okumak istiyorum. İyi dedik. Başladı. Bu sene İngilizce hazırlığa başlamıştı. Yarı dönemde hazırlığı geçti. Nasıl geçti? İnternetteki dersleri takip ederek. Orada öğrendi, geçti. Şimdi ikinci bir dile başladı. Nerede öğreniyor? Konya'da İspanyolca öğreneyim demişti. Konya'da yok böyle bir kurs. Araştırdık. İnternet üzerinden bir İstanbul'dan bir kurs aldık. İnternet üzerinden haftanın 2-3 günü dersini alıyor. İşte birkaç haftadır şu anda belli bir ilerleme kaydetti. Ben tahmin ediyorum bir 3-4 ay içerisinde İspanyolcayı öğrenecek. Nereden? İnternetten. Demek ki ben artık pandemi öncesine dönmeye de gerek yok. Yaşam devam ediyor. Pandemiden sonra, pandeminin öncesine dönmek için bir hazırlık yapmak yerine pandemiden sonra burada olumlu edindiğimiz bir takım şeyleri daha verimli hale nasıl dönüştürebilirim? Ona bakmam lazım. Öğrencilerimiz, çocuklarımız için kariyer gelişimi, kariyer planlaması konusunda bu sosyal medyayı, interneti daha verimli nasıl kullanabilirim bakarsak psikolojik olarak kendimizi yıpratmadan avantaja dönüştürebiliriz. Hocam bir diğer sorumuz, çevremizde bilgisayar oyununa bağımlı birine ne yapmalıyız? Bağımlılıktan nasıl kurtarabiliriz? Sorusu gelmiş. Şöyle bilgisayar, biraz önce bunları konuştuk. Bir kere şimdi o kişiyle bir kaç yaşında olduğunu, bundan sonraki bundan önceki yaş dönemlerinde ailesiyle olan ilişkilerini, hani biraz önce bahsettiğim o duygusal yoksunluk hangi düzeyde, onu nasıl etkiliyor, şu anda bu devam ediyor mu, onlara bakmak lazım. O kişinin haz duyacağı yaşamda yeni bir takım etkinlikler hayatına sokmak lazım. O yüzden çocuklarımızın bu sosyal ortamda gelişirken bir yandan da bir takım beceriyle ilgili çalışmalara yönlendirmeniz son derece önemli. Mesela Konya'da yavaş yavaş gelişiyor, ülkede de gelişiyor. Mesela ben okçuluğu çok seviyorum. Mesela dikkat eksikliği, konsantrasyon bozukluğu olan çocuklarımız varsa bir okçuluk eğitimine katılmaları son derece faydalı. Onunla ilgili işte kulüpler kurulmaya başlandı. Oraları takip edilebilir. Bu bir örnek sadece. Ama onun haricinde internet ortamının haricinde hem fiziksel olarak da hareket edebilecekleri bir takım sosyal faaliyetlere önce beraber belki çocuklarınızla siz birlikte başlayıp beraber bir süre devam edip bir süre sonra onun orada onu yapan başka arkadaşlarla etkileşimi arttığı zaman siz yavaş yavaş kenara çekilip onun o sosyal ortamlarda fiziki anlamda sosyal ortamlarda bulunmasını sağlayarak uzaklaştırabiliriz. Yoksa interneti oynama, yapma demekle ortadan kaldıramazsınız. Bu sefer davranışsal olarak size başka tepkiler veriyor. Çünkü böyle bir ailenin çocuğunun işte kafasını duvarlara vurduğunu, pencereden kendini aşağıya atmakla aileyi tehdit ettiğini biliyorum. Böyle çözülemeyeceğini aileyle konuştuk. Sonrasında bununla ilgili olarak kurallar koyup evin içerisinde problemi öyle çözmüş. Sosyal faaliyetlere de yönlendirdik gençleri o anlamda. Siz de o anlamda sosyal faaliyetlere yönlendirerek ama başlangıçta da davranış oluşana kadar belli bir süre de takip çok önemli. Ben hatta bununla ilgili şöyle bir formülüm var benim. Bir hafta 10 gün, bir ay 3 ay diye bir formül geliştirdim davranışlarla ilgili olarak. Bir hafta 10 gün en sıkıntılısıdır çünkü erteleme eğilimi vardır her insanda. Ertelenmiş davranışlar hep yeni ertelemeleri olur. Bu nedenle ilk en zor kısmı bir hafta 10 gündür. Yani niye bir hafta 10 gün diyorum? Bireysel farklılıklara göre kimisi 3 günde, kimisi 5 günde karar verdiğiniz zaman diliminde karar verdiğiniz kadar işi her gün aynı saatlerde yaptırırsanız bir gün zordur, iki gün zordur, üç gün zordur ama yavaş yavaş yapılma alışkanlığı yakalandıkça o zorluk azalmaya başlanır, daha yapılabilir hale gelir. Bir hafta 10 gün. Bir ay devam ederseniz verilen karara uyulduğunu çevresindeki diğer etkileşim halinde olduğu insanlar da öğrenir. Kim? Mesela çocuk cep telefonunu elinden aldınız, artık kullanmayacağıyla ilgili yeni başka bir şeyler, işte kitap okuma saat seansları planladınız, işte sosyal faaliyetleri planladınız. Zorlandı ama devam ediyor. Bir hafta oldu, 10 gün oldu.
3 haftaya geçti. Arkadaşları ona hadi gel dediğinde, ya ben kusura bakma artık şu kararı vermiştim, annem babama söz verdim, şunu yapıyorum. Arkadaşları da tekliflerde azalmaya başlar bir süre sonra, hadi gel demek yerine zaten ben çağırsam da bu saatte gelmezi onlar da öğreniyor. Yani çevrede onu tetikleyen diğer şeyleri de yavaş yavaş kontrol etmiş oluyor. 3 ay devam ederse davranışsal olarak 3 ay boyunca hep aynı yaptığınız davranışı artık yapabilir hale geliyorsunuz. Hatta çok iyi bilirsiniz, ilk defa namaza başlayanlar için de ne denir? 40 gün boyunca namaz kılarsanız sonrasında artık namaz kılmaya devam edersiniz. Niye? Çünkü 40 gün çarpı 5. Yani günde 5 vakit namazı 40 gün boyunca sürekli yaparsanız siz hem mental olarak hazırlanıyorsunuz. Ben kalkacağım, abdestimi alacağım, hazırlığımı yapacağım, namazımı kılacağım. Ne zaman? İşte sabah namazında, öğle namazında, ikindi namazında, yatsı namazında. Ne oldu? 5 defa 40 gün boyunca. Otomatikman biz de 1 hafta 10 günlük çabayı 1 aya, ardından 3 aya doğru çevirirsek, 3 ay boyunca verilen kararı uyarak 3 ay boyunca yapan kişi artık onu yapabilir hale geliyor. Artık yapmadığı zaman kendisinde bir eksiklik hissetmeye başlar. Yani şöyle söyleyeyim, örneğin her gün aynı saatlerde kitap okuyan bir insan 3 ay sonra kitabı elinden alın, kitap okumadığı zaman bir boşluk hissetmeye başlar. O işte o yoksunluk aslında o. Bu zarar verici bir yoksunluk değil, faydalı bir yoksunluk aslında. Ne yapıyor? Yeni kitap arayışı içerisine girmeye başlıyor. Ama sen başlangıçta burnuna daya kitabı okumaz. Ama adım adım ilerleyip 3 ay boyunca devam edersek o davranış oluşur. 3 ay boyunca interneti kontrollü bir şekilde kullanan çocuk başka davranışları olumlu anlamda hayatına katıyorsa 3 ayın sonunda bu problemden uzaklaşmış oluruz. Kesin. Teşekkürler hocam. Mücahit Bey, hocam internetin bundan sonraki süreçte ne aileden ne de çocuklardan uzaklaştırılmak mümkün gibi gözükmüyor. Bu nedenle temiz içerik ya da faydalı içeriklerin çocukların dünyasına daha çok eklememiz lazım gibi düşünüyorum. Okullarda buna yönelik teşvikler yapılabilir. Araştırma ödevleri vesaire, oyun konusunda da aile üyelerinin belirli zamanlarda sürece katılması çocuğa iyi gelebilir mi? Çocukla oyun oynamak, çocukla içerik izlemek vesaire, bunların olumlu etkileri olur mu? Kesinlikle, kesinlikle. Yani biraz önce dedim ya, artık hatta internet bağımlılığı kavramını bile ortadan kaldırıldı. Problematik internet kullanımı, yani problemli internet kullanımı. Biz bunu nasıl ortadan kaldırırız? O zaman verimli internet kullanırsak işin problemli kısmını ortadan kaldırırız. Artık bizim hayatımızın içerisinde bu vazgeçilmez bir hale aldı. Çünkü yaşamımızın bu yeni dönemi bu. Hayatımız içerisinde telefon olacak, internet olacak, sosyal medya olacak. Ama bunu biz verimli kullanırsak, ama bu işte burada da hocam, arkadaşımızın söylediğine katılıyorum. Eğer ebeveynlerle çocuklar beraber de bir şeyleri orada yaparlarsa, birlikte veri konu araştırmalarına girerlerse, ödev çalışmalarına girerlerse, ama sadece ödev olmaz, haz duydukları, merak ettikleri bir merakları oluşsun çocukların, ilgileri oluşsun, o ilgileriyle ilgili arayışlara girsinler. Örneğin mesela atıyorum, son zamanlarda bu pandemiyle beraber insanlarda yeni bir ilgi merakı oluştu ya da en azından bende de var. Ne var? Kırsalda işte bir takım kırsalda ev yapmayla ilgili bu şeyler son derece, işte ne bu, tiny house diyorlar, ne bu, hani küçük küçük taşınabilir evler. Ha, yapıyor muyuz? Hayır, ama bunları nasıl yapmışlar gibi sayfaları incelerken hem merakınızı gideriyorsunuz hem verimli bir şeyler yapıyorsunuz. Çocuğunuzun da mutlaka okuluyla, sadece okula ilgili değil ama gelecek kariyer planlamasıyla ilgili, sosyal hobisiyle ilgili bir takım araştırmaları internet üzerinden birlikte yaptığınız zaman hem beraber vakit geçirmiş olursunuz hem de verimli bir şekilde bu ortamı kullanmış oluruz. O zaman da verimli kullanmayı da geliştirmiş olur çocuklarımız. Teşekkürler hocam. Son bir sorumuz daha var. Bir de çocuklar ya da ebeveynler için günlük bir saat internet kullanımı bağımlılık olarak değerlendirilebilir mi? Yok, hayır. Zaten artık dedim ya, internetin zaman anlamında şu kadar zamanı bağımlılık yapar diyemiyoruz. Çünkü artık interneti kullandığımız çok fazla başlık var. Gazete okumak için kullanabilirsiniz, haberleri izlemek için kullanabilirsiniz, hobilerinizi incelemek için kullanabilirsiniz, dersinizi, ders takibini yapmak için, ödevlerinizi yapmak için. Onun için günde şu kadar saat internet kullanımı internet bağımlılığı yapar artık diyemiyoruz. Evet, teşekkürler hocam. Sorularımız da bu kadar. Paylaşımlarınız için çok teşekkür ederiz.
Ben katılımları için herkese, beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Umarım katkı sağlamışımdır, sorularınıza cevap bulmuşuzdur. Hepinize doğru, verimli bir sosyal medya ve teknoloji kullanımı olan günler diliyorum Çok çocuklarımızla teşekkür beraber. ederiz hocam. Çok sağ Ben olun. Teşekkür ederim. Hepinize hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Muharrem hocam, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Muharrem Hoca, sesi kesilmiş herhalde. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Yani çağ günü yaşıyoruz. Bu çağ günü yaşarken de yani üzerimizdeki sorumluluğa uygun bir şekilde yaşamanın en güncel bilgileriydi bu bilgiler. Herhalde bu bağımlılıktan tanım olarak çıkarılınca hayatın bir parçası oluyor bu internet, işte dijital ortam falan. Süreç içerisinde daha iyi yaşayacağız. Bazı velilerimin çok güzel açılımları oldu. Hatta okul bu konuda tedbir alsın, önerilerinizi destekleyen velilerimiz oldu. Biz zaten ileriden beri bunu yapıyorduk ama bu şekilde duyarlı velilerimizin destekleriyle daha iyi olacağını düşünüyoruz. Çünkü biliyorsunuz bu şeyde Amerika'da Silikon Vadisi'nin bu konudaki çalışanları çocuklarına 10-12 yaşına kadar telefon falan vermiyorlar diyorlar. Akıllı telefon falan vermiyorlar diye okuyoruz herhalde. Evet. Bunların da gerçek payları var. Dolayısıyla çocuklarımızı bir süre korumamız lazım diye düşünüyorum. Bu da beraberce hem okul hem veliler olur diye düşünüyorum. Kesinlikle. Yani burada hani ben de Muharrem Hocama katkı için söyleyeyim. Biraz önce de söylemiştim gerçi. Benim oğlum ortaokula giderken bir gün şöyle bir şey yaşadık. Akşam saat işte 11 falan yattı. Telefon çaldı. O zamanlar evde diğer normal telefon da vardı o yıllarda. Telefon çaldı. Telefonda heyecanlı bir çocuk. Ya işte Rüzgar oğlum dedi. Rüzgar neredesin? Niye kapattın bilgisayarını? Tam oyun oynayacaktık. Dedim pardon sen kimsin? Birden benim sesimi duyunca ya ben Rüzgar'ı aramıştım dedi. Dedim Rüzgar uyudu. Sen bu saatte niye uyanıksın bakayım dedim. Ver şu anneni ya da babanı bana telefona dedim. Pat telefon kapandı. Ertesi gün doğru solu okulda aldım. Dedim ki böyle bir olayla karşılaştım. Lütfen velilerimizi biz belli saatlerde çocuklarımızın yatağa gitmesi konusunda işbirliği yapmasını isteyelim. Bunu sadece benim söylemem sorunu çözmez. Velilerimizin hepsinin bu konuda, çünkü hepimizin çocuğu gelişme çağında o saatte o çocuğun yatakta olması gerekiyor. Şimdi o saatte çocuk hala internetin başındaysa orada velilerimizin bu konuda kendine bir çekidüzen vermesi gerektiğini düşünüyorum. Ben inanıyorum Gençlik Eğitim Kurumlarındaki velilerimiz bu konuda hassastır ama işbirliği içerisinde bunu yaparsak birimizin çocuğunun sorunu çözülürken hepimizin sorunu çözülmüş olacak aslında. Onun için ne kadar çocuklarımızı bu sosyal medyayı, telefonu, interneti sağlıklı kullanması konusunda hep beraber işbirliği yapacak olursak hepimizin çocukları da bunu verimli şekilde kullanmayı öğrenir. Peki. Teşekkür ediyorum hocam. Ben yani şöyle ifade etmek istiyorum. Bu topyekun hep beraber yapacağımız bir çalışma Allah'ın izniyle. Kesinlikle inşallah. Ailesiyle, velisiyle, çocuğuyla, gençlik eğitim kurumlarında ifade ettiğiniz gibi bu konuda daha bütüncül, daha böyle birbirlerini destekleyerek çözüm üretebilecek bir ortamımız var inşallah. Ben hem o şekilde bizden beklentisi olan velilerimize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hem bu programları düzenleyip velilerimize ulaştıran ekibimize teşekkür ediyorum. Hem de bu saate kadar bizleri böyle sabırla dinleyen velilerimize ayrıca teşekkür ediyorum. Hayırlı çalışmalar diliyorum. Hayırlı akşamlar cümleten. Hayırlı akşamlar. Teşekkürler. Katılımlarınız için teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta yeni bir seminerimizle çalışmalarımıza devam edeceğiz inşallah. Katılımlarınızı bekliyoruz. Hayırlı akşamlar diliyorum.